Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere en yeni yazı tahtası folyomuzu tanıtacağız. Bu tahta folyosunun özelliği içerisinde özel bir demir tozlu alaşım olması. Bu ne işe yarıyor derseniz, bu demir tozlu alaşım sayesinde yazı tahtasının üzerine mıknatıslı ürünler yapıştırabiliyorsunuz. Bunlar için hatta çok güzel yeni aksesuarlar da getirdik. Videomuzun ilerleyen dakikalarında hem bu tahta folyosu nasıl yapıştırılıyor, yazılıyor, siliniyor hem de bu aksesuarlar nasıl kullanılıyor sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Ufak bir bilgi vererek başlayayım. Bu demir tozlu mıknatıs tutan tahta folyomuz 1.20 yani 120 cm eninde ve 20 metre boyunda. Tabii ki diğer 4 çeşit yazı tahtası folyomuzda olduğu gibi istediğiniz metrajda internet sitemizden kesip satın alabiliyorsunuz. Ufak da bir hatırlatma yapayım. Bu 4. çeşidimiz. Daha önce sattığımız standart normal yapışkanlı özellikle duvarlar için önerdiğimiz yazı tahtası folyomuz. Şeffaf yazı tahtası folyomuz. Bu ne demek? Herhangi bir resim, plexi, renkli bir yüzey ne isterseniz üzerine yapıştırıp altındaki görseli veya rengi kullanarak üzerine yazıp çizmenize yarayan yazı tahtası folyomuz. Üçüncü çeşidimiz silika yapışkanlı ve hava kanallı sökülebilir, takılabilir, repositionable yani yeri değiştirilebilen yazı tahtası folyomuzdu. Bu da dördüncümüz oldu. Şimdi büyük rulo ile işlem yapmamak için ben önden ufak bir parça kestim. Onu da bu fotoblok üzerine yapıştıralım. Bu arada yine araya ufak bir şey sıkıştırayım. Fotoblokları da satıyoruz. İnternet sitemizde her zamanki gibi bütün videolarımızda kullandığımız, daha doğrusu bu videoda kullandığımız ürünlerin internet sitemize olan bağlantılarını video açıklamalarında aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz. Tıkladığınız anda ürün sayfasına gider, bütün detaylı bilgiyi öğrenir, fiyatları öğrenip internetten direkt satın alabilirsiniz. Şimdi şu şekilde göreceksiniz. Arkasında mavi bir koruyucu var. Mavi koruyucuyu kaldırdığınızda malzemenin kendi biraz daha ağır olduğu için ekstra kuvvetli bir yapışkanlığı ürettiriyoruz. Arada da şu siyah demir tozu katmanımız var. Demir tozuyla mıknatıs karışmasın. Bu kendisi mıknatıslı değil. Bunda bir magnet yok. Demir tozu sayesinde magnet üzerine yapışıyor. Çok ekstra özenmiyorum. Düz olmuş, yamuk olmuş. Şu anda çok önemli değil. Malzeme çok kalın ve sert bir malzeme olduğu için aynı zamanda uygulaması da çok kolay. Çünkü kırışmıyor. İnce malzemeler kırışır, buruşur, kat yapar. Ya bunun için gerçekten profesyonel bir uygulayıcı olmadan herkes uygulayabilir diye düşünüyorum. Büyük parçalarda bile en azından 2 kişi olsa gayet rahat uygular. Şimdi yazı tahtası folyomuzu buraya koyduk. Büyük olduğu için duvarlar falan da çok güzel katlanabilir. Bunu bir çöpe atayım. Üzerine her zamanki gibi board marker kalemle yazıp silebiliyorsunuz. Elle olunca biraz pislik yaptı tabi. Tahta silgisiyle daha güzel olur. Tahta silgimiz de yok bu arada. Terzi kendi söküğünü dikemez misali. Birçok yazı tahtası folyomuz var. Ofiste silgi bulamadım. Kalemimizi koyalım. Hatta aksesuarlara geçelim. Biraz şimdi vapurlardaki satıcılar gibi olacak ama kalemi koymak için yeni aksesuarlardan mıknatıslı kutumuzu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda silginiz falan varsa içindeki ayıraç da yer değiştirebiliyor. Mıknatıslı olduğu için demir tozlu yazı tahtamızın üzerine hemen tutunuyor. Gayet güzel bir sistem. Diğer aksesuarlarımız arasında yapışkan kiskat kesim dediğimiz küçük parçalar halinde kesilmiş tabaka yapışkanımız var. Standart şekilde 120 adet küçük parça olarak geliyor. Çıkartırken 2 tanesi düştü, 3 tabaka. Şöyle içerisinde küçük küçük parça mıknatıslar var.
İstediğiniz her şeyi yazı tahtası folyosuna yapıştırmaya yarıyor. Ben böyle standart ebat istemem derseniz salyangoz şeklinde kesme aparatlı mıknatıs bandımız da mevcut. İstediğiniz kadar uzunlukta kesip kullanabilirsiniz. Bunlar için bir örnek verelim. Yine sattığımız ürünlerden tabii biz büyük tabak olarak satıyoruz. Ayna akrilik, gümüş renginde. Bunun arkasına birkaç tane mıknatıs yapıştırayım şimdi. Tabii ayna akrilik çok hafif bir ürün değil. O yüzden bir küçük parça mıknatıs yerine birkaç parça yapıştıralım ki garanti olsun. Tahminen gerektiğinden çok daha fazla yapıştırıyorum ama ben biraz garanticiyimdir bu konularda. Evet, son küçük parçamızı da yapıştıralım. 9 tane küçük parça yapıştırdık. Ayna akrilin koruyucusunu çıkartalım. Ayna gibi olsun. Bunu şimdilik alalım. Alanımız küçük. Gördüğünüz gibi kocaman ayna akrilikte hiç sorunsuz yapışabiliyor. Bu mıknatısları kullanarak istediğiniz herhangi bir objeyi mıknatıslı hale getirip yazı tahtasının üzerine yapıştırabilirsiniz. Diğer bir yeni aksesuarımız, şimdi onu koymadan, ben bunu önceden ufak bir masaüstü inkjet yazıcıda bastım. Bugüne kadar hep lazer yazıcı malzemeleri gösterdik. Parlak, hatta bunun üstünde aslında ekstra bir uygulama daha var, ona da geleceğim. Mıknatıslı fotoğraf kağıdı. Hatta bastığımız yazıcı HP'nin en küçük böyle 170-180 liralık ev tipi tarayıcı yazıcı vesaire, o multifonksiyonel şeylerinden. Bastıktan sonra yine demir tozlu tahtamız üzerine mıknatısıyla çok çok rahat yapıştırabiliyorsunuz. Bunun inkjet yazıcılar için olanları A4, isterseniz SRA3 boyunda dijital offset yazıcılar için, yani tonerle büyük yazıcılar için olan versiyonlarımız da mevcut. Bunun üzerine ben ekstra bir şey daha yaptım. Onu yapmak zorunda değilsiniz. En başta bahsettiğim şeffaf yazı tahtası folyosunu mıknatıslı fotoğraf kağıdının üzerine kapladım. Dolayısıyla bunun üzerinde de artık yazıp çizebiliyorsunuz. Unutmamanız gereken günler. Ben 2019 takvimi yaptım. İstediğiniz her türlü fotoğrafı, yazıyı, çizgiyi basabilirsiniz. Sorun değil. Dikkat diyelim mesela. Evet, benim yazım da iğrençtir. Bunları bizim tahta folyolarımızı daha önce kullandıysanız zaten kalitesini biliyorsunuzdur. Yüzeylere özel bir Japon formülüyle kaplanıyor. Japon ürünü değil kendisi. Japonya'da üretilmiyor. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ama üstündeki özel mürekkebi kurutmayan formül Japon formülü. Böyle birkaç saate silmek kolay, o hiç önemli değil. Bunu günler sonra, hatta böyle 30 gün, 40 gün, 50 gün, 60 gün sonra bile sorunsuz silebilirsiniz. Piyasada ucuz folyolar var. Deniyorlar, yazıyorlar, siliyorlar, oldu diyorlar. Bırakın günleri, ayları, 3 saat sonra geliyor, bir daha silemiyor, deterjanla falan uğraşıyorlar. Bizim tahtalarımızda öyle olmadığını size garanti ediyoruz. Çok rahatlıkla hepsini kuru bir şekilde deterjan, ıslaklık kullanmadan silebiliyorsunuz. Elle tabii silince pislik oluyor. Tavsiye etmiyorum elle silmeyi. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hızlıca anlatmışız hepsini. Ben tekrar size kısa bir özet geçeyim. 4 çeşit yazı tahtası folyomuz var. Bugün en yenisi mıknatıs tutan demir tozlu ve ekstra kuvvetli yapışkanlı olanı test ettik. Onun dışında şeffaf olanı var. Resimlerin, baskıların veya diğer yüzeylerin üzerini kaplayabildiğiniz, yazıp silebildiğiniz hava kanallı silika yapışkanlı olanımız var. Onun videosunu yukarıdaki bağlantıya tıklarsanız seyredebilirsiniz. Ve standart normal yapışkanlı folyomuz var. Onun dışında yeni aksesuarlarımızdan bahsettik. Baskı yapılabilir, inkjet baskı yapılabilir mıknatıslı fotoğraf kağıdımız. Parça kiskat kesilmiş küçük küçük parça mıknatıslarımız. Salyangoz, istediğiniz boyda kesip yapıştırabileceğiniz yapışkanlı mıknatısımız. Ve mıknatıslı aksesuar kutumuz.
Bunların bütün detaylarını sitemizde görebilirsiniz. Videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Yeniliklerden, yeni videolarımızdan otomatik haberdar olmak isterseniz de kanalımıza abone olup zile basmanız yeterli olacaktır. Kısa bir hatırlatma yapayım. Videolarımızın çoğu transfer baskı, tekstil baskı malzemeleri ağırlıklı. Onları daha detaylı anlatmak gerekiyor. Çok detaylı bilgiler vermek gerekiyor. Ama arada sırada biz sadece o kağıtları satmıyoruz. 93'ten beri dijital baskı ve reklam malzemesi ithal eden bir firmayız. Geniş format baskıda aradığınız her şey var. Aynı zamanda tabakalar, aynalı akrilikler, fotobloklar, mıknatıslı ürünler, display ürünleri hepsini satıyoruz. Vaktiniz varsa printek-online.com internet sitemize girip biraz araştırabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.